Herkese merhaba. Hepiniz Cihat Fizik'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersinden sadece bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bir hatırlatma. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, teşekkür edip selam çakmayı unutma. Şekildeki kele paralel levhaları ve potansiyel farkı ile yüklendikten sonra K levhasından serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık L levhasına EK kinetik enerjisi çarpmakta. L levhasına EK kinetik enerjisi ile çarpmakta. S açılıp L levhası o ok könünde bir miktar çekilirse. Aynı parçacık K levhasından serbest bırakılırsa EK'nin ve K levhalarının potansiyel farkının mutlak değeri V, kellenin ilk duruma göre değişimi aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Bakın elektrik alan E eşittir V bölü değildi. Yalnız pile bağlı olduğundan K levhası artı yükle yüklenirken L levhası negatif yükle yüklenmekte. S anahtarı açılınca bakınız dolayısıyla her bir artı yükten negatif yüke bir elektrik alan çizgisi oluşmakta olduğunu görünüz. S anahtarını açtığımda buradaki yük miktarı değişmeyecek. K ve L'deki yük miktarı aynı kalacak. Bu da çizgi sayısını değiştirmeyecektir. Çizgi sayısı değişmeyince de E elektrik alanı sabit kalmış olacaktır. E elektrik alanı sabit kalıyorsa E eşittir V bölü D'ydi. E sabit D artarsa V'nin de artmış olması gerekiyor. İki levha arasındaki V'nin artmış olması gerekiyor. Bu durumda VK'le artmış olur deriz ki artar yalnız D'de gözüküyor. Şimdi de EK kinetik enerjisine gelelim. Başlangıçta ilk durumda Q çarpı V yani yapılan iş kinetik enerji değişimine eşitti. Yapılan iş de Q çarpı V eşittir Son kinetik enerji EK eksi serbest bırakıldığı için sıfır olarak yazdık. İkinci durumda ise V artacağından kinetik enerji de artmış olmalıdır. Cevap D'de de yer alacaktır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.